İyi akşamlar diliyorum. Öncelikle kaybettiğimiz için üzgünüm. Sonrasında farklı bir kimliğe bürünmeye çalışan, geçen haftaki müsabakaya baktığımız anda da, bu haftaya baktığımız anda da yine futbol oynamaya çalışan, futbolun güzelliklerini yapmaya çalışan bir takımımız var. Ama özellikle sezonun ilk yarısında oynanan müsabakalar da dahil olmak üzere genel mantığa baktığınızda yeterince uzunumuz olmasına rağmen maalesef duran toplarımız biraz sıkıntı oluyor. Maçın başlarında denebilecek şekilde iki tane duran top bizi maalesef zor duruma itti. Çevirmekte zorlandık. Ha, çevirebilir miydik? Evet. Yeterince pozisyonumuz da vardı ama biz puan almak için, maç kazanmak için biraz daha fazlasını yapmaya ihtiyacımız var. O da bir süreç. İnşallah o süreç içerisinde bundan alacağımız dersler alacağız mağlubiyetten. Ve bizi hem oyun olarak hem de sonuç olarak tatmin eden haftaları inşallah sevenlerimize yaşatmaya çalışacağız. Soru var mıydı arkadaşlar? Hocam, istatistiklere baktığınız zaman oyunda top bizde daha fazla olduğunu görüyorum. Ama biz hücum Şimdi özellikle Ankara Gücü takımı golleri attıktan sonra ceza sahasının yakın denebilecek bölgesinde özellikle merkezden katı savunma yaptı. Tabii ki o katı savunmayı aşmak için farklı özelliklerde oyuncuya ihtiyaç duyarsınız. Biz orada Milan'ı kullandık, Garmaş'ı kullandık ama kapalı savunmanın arasında maalesef istediğimiz oyun hareketliliği söz konusu olmadı. Bu durumlarda topu kanatlara almamız gerekiyor. Kanatlardan getirdiğimiz toplarda da arzu ettiğimiz hem ortalar alamadık hem de pozisyon hareketliliği içerisinde olamadık. Burada daha sonraki Tunay hamlemiz, ne bileyim Sasi hamlemiz biraz daha en azından merkezden zorlayabilir miyiz şeklindeydi ama o döneme kadarki süreçte takım belli bir yorgunluğun içerisine girdi. Tabii ki bu son dönemlerde zordu. Dolayısıyla bu arkadaşlarımın hücum özellikleriyle beraber aynı zamanda savunmayı da yapmalarını bekledik. Biraz arzu ettiğimiz pozisyon üretiminde zayıf kaldık merkezden. Özellikle bu oyuncuların daha fazla şeyler üretmesi gerekiyor. Siz şayet forvette ve hemen arkasında kullandığınız oyuncuyu özellikle kanatlardan getirdiğiniz toplarda daha çok etki yapacak oyunculardan tercih ederseniz kanatlardan getirdiğiniz ortalarında o derece etkili ve rakibi zorlayacak şekilde olması gerekiyor. Bunda biraz belki yetersiz kaldığımız söylenebilir. Her ne kadar çok önemli derecede fark olması kaydıyla yaptığın paslar, ne bileyim kaliteli paslar, kullandığın hücum aksiyonları, attığın şutlar fazlaymış gibi görünse de biz daha fazlasını yapmak durumundayız. Biz daha fazlasını isteyeceğiz. Tabii ki çok kısa bir süre içerisinde arkadaşlarımızla bir araya geldik. Ben iyiye gidişlerinle ilgili ümit varım. Elbette ki hep daha iyi, daha güzeli isteyeceğiz ama bazen oyuncu karakterleri sizi farklı oyuna itebilir. O da beraberinde bazı riskler getirebilir. Biz maçı sadece başlangıç 11 olarak düşünmüyoruz. Sonradan koyduğun oyuncuları da farklı hamleler içerisinde düşünüyoruz ama sizin düşündüğünüzle bazen sahanın içerisindeki zaman zaman örtüşmeyebiliyor. Özellikle bütün arkadaşlarımdan farklı özveri bekliyorum. Yani Tunay ve Sasi örneğinde onun için veriyorum. Yani ben sadece hücumcuyum deyip de hücum oynama şansın yok. Oyunun iki yönlü oynaman gerekiyor. Orada öyle bir şeye ihtiyacımız var, tarza ihtiyacımız var. Tabii ki takımın kısmen yorulduğu anlara rastladığı için belki o anlamdaki oyun etkimizi arzu ettiğimiz seviyede yapamadık ama ben genele baktığınız anda bir şeyler yapmaya çalışan ve futbolun doğrularını yapmaya çalışan bir takımım olmasından dolayı memnunum. Umuyorum ve bekliyorum ki önümüzdeki haftalarda kazanma adına daha çok hamle yapan ve futbol doğruları içerisinde olan bir takım görmek istiyorum. Umarım başarırız. Teşekkür ederim. Güzel bir soru. Öncelikle biz insana hizmet ediyoruz. Ben insanı hiçbir zaman için hiçbir bölümde kategorize etmedim. Ve şampiyonluğu oynayan kadroya verdiğim emekle küme düşme potasındaki olan takıma vereceğim emek arasında hiçbir fark yok. Eğer olması gerekiyorsa ekstra farklı motivasyon içerisinde olmam gerekecek şekilde mevcut takımıma
yapmam gerekiyor. Tabii ki insanın içerisinde bu hep var. Hep mücadele edeceğiz. Bu mücadelenin içerisinde bazen zirve kovalarken bazen de buralarda mücadele eden camiaya ve futbolculara rehberlik etmeye çalışacağız. Benim bulunduğum durumdan bir şikayetim yok. Ben kavga adamıyım. Kavganın içerisinde olacağım. Asla korkan, geri duran bir insan değilim. Hayatımın her evresinde mücadele ederek hep bir noktalara geldim, bir şeyler yaşadım. O gün öyleydi. Bugün şartları böyle. Biz orada da bir camianın hayallerine hitap etmeye çalışıyorduk. Burada da bir camianın hayallerine, beklentilerine cevap vermeye gayret göstereceğiz. Ünal yine aynı Ünal. Oradaki Ünal'la buradaki Ünal arasında hiçbir fark yok. Biz sadece mücadelemizin, vermiş olduğumuz mücadelenin hedefleri farklılaştı. Ama aynı samimiyette, aynı gayretle Türk gençliğine hizmet etmeye çalışacağız. Umarım o gayretimiz, o çabamız bir karşılık bulur. Umarım başarırız. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Şov tabii ki taraftarlı olmasını arzu ederiz. Gönlümüz onu arzu eder. Ama konu insan sağlığıysa akan sular durur. Burada insanların keyif alabileceği bir ortama gelebilmesi, buna katılabilmesi, bu şovun içerisinde olabilmesi için sağlığa ihtiyacı var. Eğer sağlık bir şeylerde, bir konuda öncelikse bunu asla ikinci plana itemeyiz. Çünkü bizim de belki bilmediğimiz, bizim de aşamadığımız, bizim de vakıf olamadığımız derecede ciddi bir konu olabilir. Onun için ben bu konuda son derece duyarlı olduğumuzu düşünüyorum. Millet olarak duyarlı olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah insanımıza bir şey olmayacak şekilde bir karar alınır. Sonuç ne olursa olsun bize tebliğ edilene biz uymak durumundayız. Evet, teşekkür ederim.